Sevgili Mutfaktan kanalımdan tüm kıymetli takipçilerime yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şahane bir lokanta usulü fırın yemeği hazırlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden tarifimde kullanacağım malzemelerimi sayarak yapımına başlamak istiyorum. Öncelikle tarifte kullanabilmek için oldukça iri 4 adet patatesin kabuklarını soydum. Ardından 2 adet patlıcanın alacalı bir şekilde kabuklarını soydum. 1 adet kabak, 2 adet domates, 4 adet yeşil biber ve bir baş da sarımsak kullanacağım. Bunun yanı sıra da daha önceden kavurup derin dondurucuma kaldırmış olduğum dolu dolu bir çorba kasesi kuşbaşı kavrulmuş et kullanacağım. Yanı sıra da 2 su bardağı su veya eğer mümkünse et suyu kullanacağız. Videoda zaman kaybı olmasın diye önceden güzelce sebzelerimi yıkadım, kabuklarını soydum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sebzelerimi doğrayarak yemeğimin yapımına devam ediyorum. Sebzeleri de patatesleri doğrayarak başlıyorum ilk önce. Dediğim gibi tarifte kullandığım patatesler oldukça iri boyutlardaydı. Önce 3 parçaya böldüm, ardından da videoda görüyorsunuz zaten iri parçalar halinde kuşbaşı olacak şekilde doğruyorum. Ben yemeğim videoda ve sunumda birazcık daha belirgin olsun istediğim için birazcık daha büyük parçalar halinde doğradım. Bu şekilde doğramayı uygun buldum. Sizler arzu ederseniz boyutlarını birazcık daha ufaltarak da hazırlayabilirsiniz yemeğinizi. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası doğramış olduğunuz sebzelerinizin tamamının da eşit büyüklükte olması gerekiyor. Kabak ve patlıcan da patateslerle aynı büyüklükte olsun lütfen. Bunun yanı sıra yine yemeğinizin içerisinde örneğin kabak veya patlıcan daha fazla ölçüde olsun istiyorum diyorsanız arzu ederseniz patates miktarını azaltarak diğer sebzelerin miktarını birazcık arttırarak da hazırlayabilirsiniz. Bizim evde en çok patatesli kısmı sevildiği için ben patates miktarını diğer sebzelere kıyasla biraz daha fazla tutuyorum. Yemeğimin yapımına geçmeden önce hemen kavrulmuş olan etimin de yapımını hızlıca anlatmak istiyorum. Videoda zaman kaybı olmasın diye dediğim gibi daha önceden derin dondurucuya kaldırmış olduğum eti kullandım ben. Derin dondurucuya kaldırmadan önce de istediğiniz miktarda eti tencerede güzel bir şekilde kavurup suyunu salıp çektikten sonra üzerine 3 parmak kadar geçecek su ilave ediyorum. Düdüklü tencerede etler yumuşayıncaya kadar güzel bir şekilde pişiriyorum. Ocaktan almadan bir süre önce de içerisine az miktarda tuz ilave ediyorum ve tamamen soğuduktan sonra derin dondurucuya kaldırıyorum. Zaman zaman bu şekilde yemeklerimde kullanıyorum. Tüm sebzelerimi doğradım. Burada da 2 adet domates vardı yemeğimizde kullanmak üzere. Onların da kabuklarını güzelce soyduktan sonra mutfak robotundan güzelce parçalattırıyorum. Arzu ederseniz robot kullanmak yerine rendenin ince tarafıyla rendeleyerek de kullanabilirsiniz domatesleri. Artık yemeğimizin ön hazırlığını tamamladık. Sıra geldi şimdi pişirme işlemine. Sebzelerimi kızartabilmek için içerisine bolca sıvı yağ koymuş olduğum tavayı ocağa aldım. Yağ güzel bir şekilde ısındıktan sonra ilk önce sebzelerimden patatesleri kızartarak başlıyorum. Küp küp doğramış olduğumuz patateslerimiz yağın içerisinde altın sarısı bir renk alıncaya kadar ara ara karıştırarak güzel bir şekilde kızartacağım. Nar gibi kızarmasını beklemeyin lütfen. Dediğim gibi altın sarısı bir renk alması yeterli. Sebzeler tavaya tek seferde sığmadığı için bir iki seferde aşamalı olarak kızarttım. Videoda görüyorsunuz rengini. Dediğim gibi gayet güzel altın sarısı bir renk aldıktan sonra yağın içerisinden alıyorum. Fazla yağını biraz süzdürdükten sonra uygun bir kap içerisinde sebzelerimi buluşturuyorum. Patatesin ardından da kabakları kızartarak devam ediyorum. Kabakları da yine patateslerde olduğu gibi nar gibi kızarmasını beklemeyin. Biraz kızardıktan sonra yağın içerisinden fazla yağını süzdürerek alın. Patlıcanları da kızartarak yağın içerisinden aldıktan sonra en son olarak da iri parçalar halinde doğramış olduğum biberleri yağın içerisinde sadece 1-2 dakika kadar bekletip hemen hızlı bir şekilde alıyorum ve tekrar kasesine aktarıyorum. Arzu ederseniz biberleri kızartmadan da kullanabilirsiniz. Ben rengi parlak olsun diye dediğim gibi kızartmadan sadece yağın içerisinde şöyle bir döndürüp hemen aldım hızlıca.
Sebzelerimizin kızartma işlemini tamamladık. Şimdi uygun büyüklükte bir borcam içerisinde sıra geldi bütün malzemelerimizi güzelce karıştırmaya. Öncelikle borcam içerisinde kızartmış olduğum sebzelerimi alıyorum. Ardından da önceden kavurup yanıma almış olduğum bir kase dolusu kavrulmuş kuşbaşı etimi ilave ediyorum. Etin ardından da önceden soyup güzelce yıkamış olduğum küçük bir baş sarımsak vardı. Onların büyük olan dişlerini şöyle ortadan ikiye bölerek onları da yemeğimin içerisine ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz et miktarı da tamamen tercihinize kalmış. Arzu ederseniz daha fazla veya daha eksik olarak kullanabilirsiniz. Robottan geçirerek yanımıza almış olduğum domatesin içerisine şimdi kenarda bekleyen 2 su bardağı et suyumu ilave ettim. Sebzeleri kızartırken içerisine kesinlikle tuz ilave etmemiştim. Domates sosumuzun içerisine 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Siz miktarı kendi damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz tuz miktarını. Domates püresi, et suyu ve tuzu güzelce birbirine karıştırdıktan sonra bunları da sebzelerimin üzerine ilave edeceğim. Borcamdaki malzemelerimi önce güzelce karıştıracağım. Ardından üzerine birkaç parça kenarda bekleyen biberlerden ilave edeceğim. Ardından hazırlamış olduğum domates sosunu ekleyeceğim. Geriye kalan biberleri de üzerine görsel olarak güzel durması için serpiştireceğim. Yine malzemelerimi karıştırıp domates sosunu da ilave ettikten sonra yine görsel olarak şık durabilmesi için birkaç parça da domates dilimleriyle süsledim yemeğimin üzerine. Arzu ederseniz sizler de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Arzu ederseniz domatessiz olarak da pişirebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Vermiş olduğum bu malzemelerle rahatlıkla 8 kişilik bir yemek elde ediyorsunuz. Hatta yardımcı yemekler sayesinde porsiyonları birazcık daha küçültürseniz çok rahatlıkla 10 kişiye de yetebilecek ölçüde bir yemek çıkıyor ortaya. Bu arada yemeği uğraşılı bulan arkadaşlarım için hemen şunu da belirtmek istiyorum. Sebzeleri kızarttıktan sonra geriye kalan bütün malzemelerinizin hepsini tek bir kap içerisinde güzelce karıştırdıktan sonra da direkt borcamın içerisine aktararak pişirebilirsiniz yemeğinizi. Artık yemeğimiz gayet güzel bir şekilde hazır. Şu haliyle bile yenilebilecek kıvamda. Hemen su miktarını da sizlere yakından gösteriyorum. Sebzelerle aynı hizaya gelinceye kadar doldurmayın lütfen. Sebzelerin birazcık altında olması yeterli olacaktır. Bazen vermiş olduğumuz su miktarı yemeklerde birbirini tutmuyor. Bu nedenle hemen onu da belirtmek istedim. Bir de içerisine kullanmış olduğunuz suyunuz mümkünse et suyu olsun. Eğer yoksa yerine içme suyu da kullanabilirsiniz. Ben içerisinde et suyum olmadığı için tavuk suyu kullandım. Hemen onu da belirteyim. Elinde et suyu olmayanlar için fikir olması açısından. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 200 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirdim yemeğimi. Dediğim gibi sebzelerin tamamı zaten pişmişti. Sadece suyuyla ve sebzeler birbiriyle güzelce bütünleşinceye kadar, lezzeti birbirine geçinceye kadar fırınlamış olduk. Üzeri hafifçe kızarsın, suyu da biraz kaynadıktan sonra fırından almanız yeterli. Eğer gereğinden fazla tutarsanız fırında zaten pişmiş olan sebzeleriniz tamamen yumuşayacak ve servis esnasında dağılacaktır. Pişme süresi fırından fırına farklılık göstereceği için özellikle acemi arkadaşlarım için tekrar belirtmek istiyorum. Fırının kapağını açıp arada bir kontrol edin. Yemeğinizin içerisinde bulunan suyu kaynıyorsa ve üst kısmında bulunan sebzeleri de biraz kızarmışsa o aşamadan sonra çok fazla fırında bekletmenize gerek yok. Artık fırından alabilir ve uygun sıcaklığa geldikten sonra rahatlıkla servis edebilirsiniz. Ben ilk sıcaklığı çıkmış olan yemeğimden hemen şöyle bir tabak alarak sizlere ikram ederkenki halini de yakından göstermek istedim. Ve bu arada gerçekten evin içerisine yayılan şu kokuları sizlere gönderebilme, aktarabilme imkanımız da olsaydı keşke. İnanılmaz derecede lezzetli bir yemek oluyor. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denerseniz lütfen kıymetli yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, videomu beğendiyseniz emeğimin karşılığı olarak yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum.
Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak için de bildirimler al zilini aktif etmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.